Bu soruda MAD mimarlarının düşüncesinin bulunması istenmiştir. Parçada verilen At the CTBUH Conference in Shanghai, architects agreed that a large area of buildings is not a sustainable solution to density. But building towers of dizzying height in a never-ending game of architectural competition is impractical too. We have to find a solution to density, but with nature and humanity always in mind. Seis Yosuke Hayana, Principal Partner of MAD Architects. MAD designs on a theory they call Shang Mountain Water. In reference to the way cities were strategically positioned in ancient China near rivers and mountains. Cümleleri mimarların görüşlerini anlatmaktadır. Bu cümlelerde Şangay'daki CTBUH konferansında mimarlar geniş alanlı binaların yoğunluk problemine uzun soluklu bir çözüm olmayacağı konusunda uzlaştılar. Fakat baş döndürücü yükseklikte kule inşa etmenin de pratik olmayacağı konusunda hemfikir oldular. MAD mimarlarının müdürü Yosaka Hayano, yoğunluğa, doğa ve insanlığı zihnimizde tutarak bir çözüm bulmak zorundayız dedi. Teoride shang olarak adlandırılan MAD tasarımlarında nehir ve daha yakınındaki antik Çin'deki stratejik konumlu şehirleri referans aldılar denmiştir. Bu bilgi bizi C seçeneğine götürmelidir. Bu seçenekte M.A.D. mimarları Çin'deki yeni şehir planlamasının eski yerleşke uygulaması ile uyumlu olması gerektiği doğaya saygı duyup insanlığı da kapsaması gerektiği fikrindedir denmiştir. Bu ifade parçada verilen bilgi ile uyumludur. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.